Meclis toplantısında gündemin ilk 12 maddesi komisyona havale edildi. Gündemin 44. maddesinde yer alan Süleymaniye Mahallesi'nde bulunan metruk binanın kamulaştırılması konusu görüşüldü. Başkan Aktaş, Süleymaniye Mahallesi'ndeki metruk binanın kamulaştırılıp restore edilerek mahalle konağı yapılacağını ifade etti. Madde oy birliğiyle kabul edildi. Söz almak isteyen var mı arkadaşlar? Yok. Gündemin 45. maddesinde Teke Mahallesi'nde bulunan ve İnegöl Belediyesi'ne ait olan arsanın süt hayvancılığının geliştirilmesi ve desteklenmesi amacıyla süt toplama merkezi yapılmak üzere Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne tahsisi görüşüldü. Konu oy birliğiyle kabul edildi. İmar Cumhur Değişikliği Şerif Aktürk. Maddeler arasında yer alan Alayurt bölgesinde yapılacak olan özel okul alanı tartışmalara yol açtı. Hazine alanının okula verilmesini eleştiren Milliyetçi Hareket Partisi Belediye Meclis Üyesi Hakan Ergür şunları söyledi. Alanyurt'ta gelecekte çok nüfus yoğunluğu olarak yoğun olacak bir yer. Ve burada planda belediye hizmet alanı yukarıda yeni planı açarsanız iki tane alan konut alanına çevrilmiş. Bir tane alan okul alanı olan yerde özel okul alanı olarak çevrilerek yaklaşık 10 dönüm civarında konut alanı oluşturulmuş. 10 dönüm civarında da yaklaşık özel okul alanı oluşturulmuş. Bu tamamen ticari bir zihniyetle yapılmış. Kaybı çok ama mal sahibine baktığınız zaman mal sahibi hazine. Yani bu milli emlak ticari anlamda düşünmemesi lazım bunu. İleriki tarihlerde bize oradaki belediye hizmet alanı da lazım olacaktır. Az önce okulla ilgili bir olumsuz bir karar aldık ilk 3 madde önce. Valla hal olarak çok farklı onu söyleyeyim. Ama okul ihtiyacı var başkanım yani. Bir şey yok, birisi çok çok altında, birisi çok çok üstünde, çok farklı yerler. İleriki zamanda burada herhangi bir sosyal donatı ihtiyacı olduğu zaman yine İnegöl'de dediğimiz gibi Alanyurt'ta yer yok, yapamıyoruz diyeceğiz. Niye? Daha sonra Belediye Başkanı Ali Raktaş da bu konuyla ilgili açıklama yaptı. Yer belediyeye ve şahsına ait bir yer değil. Bu özel mülkiyete ait değil. Yer hazineye ait. Vakti zamanında Alanyurt Belediyesi iken burası, burada bazı uygulamalar yapmış. Emlak İstimlak Müdürümüze de ben sözü vereceğim. Bir açıklama yapsın bunlarla ilgili. Evet doğru, hazine bir hesap yapıyor. Hazine zaten bir şeyi satarsa ihaleyle satar biliyorsunuz. Burada bir rant, bir adrese teslim falan asla böyle bir şey söz konusu değil, bunu söyleyeyim. Evet doğru, ticari hesap yaptığını size söylüyorsunuz. Kazanç sağlamaya çalışıyor hazine. Ama hemen yakınında Fatih Camisi'nde okul ihtiyacı olması hasebiyle, çünkü burası da en uç nokta Alanyurt'la alakalı. Biraz daha Fatih Mahallesi merkeze doğru veya eski belediye binası, şimdi emin komun kullandığı binaya doğru bizim bir arsayla alakalı okul alanı ilgili değil mi Türkler? Evet. Şu an bir çalışmamız var. Hatta onunla ilgili bir hayırsever falan bulunmaya çalışılıyor. Devlet okulu olarak yine. Yapılan konuşmaların ardından madde oy çokluğuyla kabul edildi. Madde 31. Plan değişikliği ilçenin eğitim müdürlüğü. İnegöl Belediye Meclisi'nde bir ilkede imza atıldı. Karayolları Bölge Müdürlüğü tarafından Kalburt Mevkii Cerrah Kavşağı'na yapılan üst geçide İnegöl Belediyesi tarafından 2 adet engelli asansör alınarak yapılması konusu da görüşüldü. Burada yaşayan engelli vatandaşların karşıdan karşıya kolay bir şekilde geçmelerini sağlamak amacıyla üst geçidin giriş ve çıkışlarına olmak üzere 2 adet engelli asansörün konulması karar verildi. Madde oy birliğiyle kabul edildi.